Selam herkese yeniden. Merhabalar arkadaşlar, merhabalar. Bir hemen küçük duyuru yapayım. Çok da büyük bir olay değil aslında ama. Bir yeni capture kart aldım. Böyle capture kart aldım deyince aklınıza Elgato gelsin. Vay zengin muha falan diye şey yapmayın. 150 liralık şu USB dandik capture kartlardan aldım. Sebebi ise NDI'dan çektiğimiz görüntülerde ağ yoğunluğundan dolayı bazı aksamalar yaşanıyordu. Takılmalar, FPS düşüklükleri falan oluyordu. Yayınlarda özellikle, kayıtlarda olmasa da. Şu anda bu kaydı yani ilk defa resmi olarak capture kartla yapıyorum. Daha önce hiç yayın denemesi de yapmadım. Bir kayıt denemesi kendimce yaptım. Yani güzel duruyor aslında, ben beğendim ama düşüncelerinizi, fikirlerinizi dikkat ederseniz, videoyu izlerseniz, yorum yaparsanız iyiydi ya da kötüydü diye. Şimdi Nordkart'la karşınızdayız yine arkadaşlar. Tatlış mı tatlış, bizim strateji oyunumuz. Güzel grafikli, böyle tatlı hikayeli. Hikaye modunu oynuyorduk hatırlarsanız. 1, 2, 3, 4, 5, 6 bölümü geride bıraktık. 7. bölüm Jotunheim'la birlikteyiz, yani Devler Diyarı'yla oynayacağız. Svarn'ı hatırlarsınız, domuz klanından kurtarmıştık. Daha doğrusu domuz klanının asıl lideri bizim düşmanımızdı ama oynanabilir tarafa çekebilmek için böyle bir hikaye olgusu yaratmışlar. Aslında güzel de olmuş. Ve Edrung'a karşı kalkıştı, isyanı destekleyeceğiz. Bu arada onu da söyleyelim arkadaşlar. Arada garip grup sesler gelirse biz aşı olduk. Hastayız. Şu anda kollarımız gayet ağrıyor. Biraz böyle iyi hissettik. Böyle ekran karşısına geçtim. Bilginiz de olsun. Geçelim. Ortak bir düşmanımız olduğu için sana yardım etmek için elinden geleni yapar. Oyun başlat. With a serene face betraying no inner turmoil, Svarn, the rebel Boer leader, detailed Vedrung's plan. Although I could feel something boiling deep within him. Korku. The tyrant intended to destroy Bifrost, the legendary bridge to Asgard, for reasons unknown. But this would bring about Ragnarok, the end of the gods and of our time. Svarn's rebellion existed solely to prevent this. Oh. Bifrost lay hidden somewhere deep within Northgard. Svarn hoped to Bifrost, learn Bifrost, more by deciphering the gigantic runestone of Asgard, an ancient frieze said to have been engraved by Odin himself. It was the beginning of a very long journey, and the first step was to cross a region called Jotunheim, Jotunheim, the land of giants. Devlerin diyarına giriş yapıyoruz. Neredeyse hazır domuz klanı. Evet, yine. Demek burası Jotunheim. Daha önce Jotnar devleriyle karşılaşmıştı. Gırtlarından geçmek beni pek endişelendirmiyor. Koyun ünlerini ve etine hakkımız olduğu bariz. Hayvanların yedikleri otun sahibi biziz. Koyunlardan faydalanmak da bizim doğal hakkımız. Bir kastam orada. Değersizliğin... Koyunlar ürettiklerinde bizim de hakkımız var. Aa. Ayar oldum ha şu kafasına kuru kafa olanı. İşçilere zulmetmenin sadece başka bir yolu. Jotunheim'in
Yarı yarıya bölüşelim. Şu kuru kafalıya ayar oldum. Fuyol Sivini seçiyorum. Sky 20'yi seçmiyorum. Evet, alın teri döküyorlar. Parlak bir gelecek inşa etmeliyiz. O ne ya, kafasında şey var. Amerikan futbol helmi var. Şampiyonumuzun ölmesi durumunda daha fazla dayanamazdık, ne pahalısı olsun. Lök hayatta kalmalı, lök. Jafnadır. Evet, oyun başladı galiba. 4'e 6 önce bir izci kulübesiyle başlıyorum ben, biliyorsunuz. Ardından bir ev yapıyorum ki gelişimini sağlayalım. Taş yok. Taş olsa direkt şey veririz. Domuz klanının şeylerinde artık oynadıkça öğrenirim. Haritada burada biz mavilerden yanayız. Bunları sevmiyoruz değil mi? Evet. Mı? Hayır, mavilerdire karşıyız. Sky 1'e karşıyız, tamam. Kırmızılardan yanayız, tamam, şimdi oldu. Şimdilik 2 işçi yeter buraya, çünkü gelişimde veremiyorum. Arazimizde koyun yok ne yazık ki. Bir orman çıkarsa yakınlarda çok güzel olur gerçekten. Balıkçı yeri çıktı. Taş çıktı. Şurada bir yer daha var, orayı açarsan. Balıkçı yerini alabilirim. Ama bir orman istiyorum ya. Bir orman çok güzel olur. Burayı kolonize edeceğim. Yemek önemli çünkü. Et çıktı. Şurası orman gibi duruyor ya. Swan'la devimiz var, elinde çekiçlerle. Hadi oğlum. Yes, orman. Ama burada bir yabani yotun var. O ormanı almam lazım arkadaşlar. Burası bayağı bir savaşçı bir yer olacak. O yüzden şifacı kulübesi lazım gerek gibi görünüyor. Üzgünüz senin için yabani yotun. Böyle olsun istemezdim. Bunların şifacı kulübesi biraz değişik, fark ettiniz mi bilmiyorum. Benim dikkatimden kaçmadı.
Ya. Abi her yerde de yaban yotun olmaz bu iş. Oğlum geçme içinden. Bak vuracak. Vurmadı. Şuraya balık yeri yapamıyorum çünkü odunum bitmiş. Şu et olan yeri alacağım. Şimdi buraya bir avcı kulübesi yaparım. Şuraya bir balıkçı barınağı. Daha sonra şuraları alırım. Şu yeri de alacağım. Burada da bir balıkçı yerimiz var ve taş var. Güzel güzel. Harita güzel. Birazcık odunumuz biriksin. Hemen şuraya bir balıkçı yapacağım. İlk taşta da oduncu barınağını yükseltmem lazım çünkü çevrede anladığım kadarıyla başka orman yok. Burası açıldı. Buradan devlere gidiyoruz. Çalışanımız yok. Şurada demir var. O güzel. Doğal kaynak. Şurada taş var. Hemen dibimizde. Alalım bu araziyi de alalım. Fazla şey yokken aslında. Yok abi iptal et. Bilgelik geldiğinde kolonileşmeyi açarız. Ziyafet düzenleme vakti gelmişti. Biraz odunumuzu arttıralım. Yiyecek deposu yapacağım şuraya. Orada kurt ini var. Ev yapmam lazım aslında. Bir yerde. Avcı barakası. Şu an başka maden yapabilirim de demir çok şey yapmayacak yani beni. O yüzden oraya şu an köylü harcamama gerek yok. Şifacı yeri başka işleri yoksa bunlar bilgi topluyormuş. Enteresan. Diğerleri yiyecek topluyordu. Bir hane var. What? Eğitim kampı yapılabilir. Şu an acelesi yok. Yemek topla. Buraya da bir yiyecek deposu yapalım. Yağmaları bilgi için yapsınlar olur. Sen de katıl yağmaya. Yok abi benim şuralardan bir yere almam gerekiyor. Özellikle
taş mı, balık mı? Şurada bilgelik taşı da var abi. Gelin buraya. Kışın dövüşmeyin. Şu an şana ihtiyacım yok. Kolonileşme. Bir asker daha yapacağım. Şurada hem taş var, yani hem bilgelik var, hem balıkçılık var. Yiyecek çok önemli. Daha sonra da burayı alacağım. Evet, geldi kolonileşme. Çok güzel. Bir dahakine de bitkiyi alacağım. İlk buraya bir taş yapacağım. Sonra buraya bir izci çağıracağım. Jotnar eseri tarlaları hakkında daha fazla şey söyleyebilir. Bölgeyi kolonize edeceğiz. Anladım. Anladım hocam. Şu kış bir geçsin. Bu ne? Devlerin saldırısı. Kışları dövüşmek çok mantıklı değil arkadaşlar. Şurada da tarla var. Bayağı bir yiyecek kaynağı var yalnız bölgede. Onu söyleyebilirim. Savaşçı alalım ya, boş durma. Gel. Paramız olunca şuraya bir demir yapalım. Bunu yapmam lazım ya. 5 taş verip. Ama yani istemiyorum da hani. Evet, güzel bir savaştı. Tebrik ederim kendilerini.
Vurun ağzına. Hem bilgelik var hem balık var. O yüzden ilk orayı tercih ediyorum. Bir yaralımız var. Şimdilik şuraya saldırmayacağım. Burada da çünkü bir Dragoor var. Artık çifter çifter falan böyle. Biraz ordu gücünü arttırıp gireceğim. O yüzden şu saldırı bir geçsin istiyorum. Bir Jotun saldıra saldıra gelecek büyük ihtimalle. Bu taraftan. Şunlardan. Jotun boyasın, evini boyasın. Valkür falan da var. Haritada her türlü düşman var ya. Burnum kaşındı. Dev gelmiyor mu? Geliyor. Bu değil mi? Saldırı pozisyonuna geçmiş. Nereden gelecek o? Antik Götün eseri. O bayağı büyük bir kılıç ama yani öyle antik Götün eseri olacak kadar değil yani. Abi sis var. Müzik de hızlandı bak. Burada da orman da var. Orman ve demir var. Orası da var. Evet, doğru. Direkt gitti en güçsüze saldırdı ya. Böyle bir şey olabilir mi ya? Kralların mihrabı üretimi. Neymiş o? Beleşten bir tane veriyor mu? Bir ücretsiz bilgi. Takastır o büyük ihtimalle de. Ziyafet verelim. Ziyafet iyidir her zaman. Taş üretimi çok artmıyor. Taşla demir çok sıkıntılı ya. Yani onu fark ettim diyebilirim yani. Biraz daha ama yani köylü üretebilsem. Şu anda 19'a 28 yani. Yiyecek lazım olacak. Şurada iki avcı şeyinde avcı var, tamam.
Taş bitecek burada ve benim taşı bir yerden almam gerekecek. O yüzden büyük ihtimalle ben bir ticaret merkezi değil de pazar yeri ihtiyacım olacak gibi. Ya bu... Enteresan bir durum gerçekten ya. Şu yaralımız kimse iyileştirir misiniz diyeceğim de izciymiş. Gelişmiş ev seviyorlar diye kanonleşmede ondan dolayı yaptım. İki yaralımız var ama yani benim bu yaralılara yapacak bir şeyim yok be abim ya. Sen direkt pazar yerinde çalış abi. Kışın saldıracaklar. Biraz tatsız olabilir. O ne demek? Fazla mı nüfus? Ben anlamadım. Az mı? Neden mutsuzsun abi? Ne güzel, herkesin işi var, gücü var. Problem yok. Ziyafet yapamadım. Klanım mutsuz ama neden? Burada yazmıyor şu anda. Nüfus diyor. -6.5. Nüfusun artmıyor. Dart fazla mutluluğa ihtiyacım var. Bir hane yapalım. Ne bileyim. Buralar açılmıyor mu? Yok mu? Oyunda hani exist değil mi? Şu an bütün haritayı açmış gibi mi duruyorum? Güzel. Bunlar da gidip en güçsüze vuruyor ya, itliğine.
İnsanlar hayatta kalabiliyor ama kesinlikle daha mutlu olabilirler. Nasıl? Arkadaş. Bu bilmiyorum, bunun belki bir şeyi vardır. %70 etim yok mu? %70 yemek lazım. Bayağı param var aslında. Bayağı param var. Para birikiyor çünkü. Kendi kendine birikiyor para orada. Which is good. Şikayetçi değilim. Şuradan... Önce bir askeri birliklerimi geliştireyim mi? Nüfus ne? Nüfusta seni şikayet eden şey ne? Bir dahakine nüfus artışını alacağım ama.
Bir tek gelir kaynağım şu anda yağmalar. Dışarıdan yağma yapıp, yani para olarak gelirsiniz, kverns olarak. Müttefikler. Bu kurtları şey olması güzel ya. Kolonileştikçe satın alabiliyor olmamız. Şöyle bir iyileştir bakalım sen onları. Şu an aslında temel bütün binaları yaptık. Haritayı açtık. Tek derdim büyümek yani şu anda. Yani kurt kardeşlerimizi öldürmeden iş yapmak isterdim ama. Güzel isim. Ya ben de güya bitkisel tedavi var yani. Yetmiyor. Aslında düzenli olmayı severim de şu an düzeni kuramadım bir türlü. Yani şey adını sana söyle. Savaş yerlerini tek yere yapmak isterdim. Nüfus artışı alacağımı söylemiştim falan. Böyle kendi kendine karizmatik şeyler. Nüfus artışı alacağımı söylemiştim. Biracız. Biracı S taksan çoğul biracız. Seni biracız seni.
Hadi oğlum. Yürü. Üç kişiydin. Çok güzel ya, üç kişiydin. Şimdi bu yotun nereden gelecek acaba? Bölgeyi geri almak için düşman unsurlarını yok et. Tamam. Yaklaştık yani aslında da. Yani şu yotunlar tuhaf yaratıklar ya. Elleri kaldırıp geliyorlar falan. Herkes saldırmasa mıydı acaba ya? Neydi bu? Demir. Ahoy. Yani bir yaralımız var diye de şey olmaz yani, bir yiyecek rezervi. Şu Kings of the Mihrap yapmak istiyorum ama taş çıkmıyor değil mi? Şu anda taş yerim yok. Taş almam lazım, bir de Quarns bulmam lazım bir yerden. Ticaret merkezi yapacağım. Çünkü taşı buradan alacağım. Oradan da para getireceğim kendime. Çok çok güzel yiyecek biriktirdim. Yordun lütfen. Yo yo yo. Kont oldu. Kaldım şu an düşünüyorum.
300 quarns çok az. Şurayı da kolonileştirmem lazım. 420 çok değil ama siz ordular bir gelin burada iyileşin. Çünkü buradan çıkıyor her kim çıkıyorsa. Kendi aralarında da şey yapmıyorlar. Zaten paylaşılamayan koyunlar da burada. 420 yiyecek. Aslında yani epey yiyecek üretenimiz var ya. Şey, kralların mihrabına da çok az kaldı. Şu an bölgeyi savuna da biliyorum. Onda da problemim yok. Çok güzel oturttum ya. Bence. Bilmiyorum tabi. Oyunun proları varsa şu anda izleyen. Yok aga, çok güzel değildi. desin. Yap bakalım kralların mihrabı. Yani buraya bir ticaret merkezi yapsam bile. Yani deniz feneri yapıp. Ne yapabilirim ben burada? Onu bilmiyorum. Yani ticarette kazanacağım eyvallah. Sonra ya ya ay 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 bunu yapacak. Ay neyse. Kışın geliyorlar diye hep onu düşündüm ya. Niye bilmiyorum abi. Çünkü yotunların o önündeki yeri alıp aklımca savunma sahası kuracaktım oraya. Fuck this shit ama. Aa, ben bunu ilk defa duyuyorum. Abi domuz klanı para karşılığı iş yapmazmış. Orası karıştı ya. Bilmiyorum, süper bir planmış gibi görünüyor şu anda bana bu. Aptalca bir şey de olabilir. Abi ya. Mutluluk için ticaret yapıyorlar. Çok güzel. Çok güzel değil mi? Mutluluk için ticaret yapıyorum oğlum. %100 daha fazla bilgelik üretiyor.
Svarn tarafından. Hayır, ben benim tarafımdan inşa edildi. Yani böyle hareketler yapmanıza gerek yok. Nüfus. Büyümekten mi hoşlanmıyor bunlar arkadaş? Ben anlamadım ya. Balıkçı olması lazım. Efsanevi kahramanlar. Canavar kesen. Gök kesen X. Valkür. Devasa boyuttaki saldırı için. Yani bir tane yotun geliyor abi. Bir tane kalkan taşıyıcım eksik. Şu 530. Daş alabilirim sanki. Ama param yok ki zaten, uzunca ona bakıyorum. Gemi yapsak, bir gemi daha yapamıyoruz mu şu an, bir gemi daha? Mesela... Balıkçı aleti geliştirildi. Valkür. Satın almayı sonra yapacağım. Şu gelsin bakalım da bir. Epeyce bir demirim var ve askeri birliklerim artık tamam yani. Denizci. Denizcilerim nerede? Tüccar, çiftçi, avcı, denizci. Denizci mi geliştir? Ne haber kanks? Şu sizin... Oo! Oo! İki tane gönderiyorlar.
Kim öldü orada? İşçi öldü galiba. Bak, 2 balta atan, 2 kalkan taşıyıcısı, 2 savaşçı var. Peki ben bunu arttırırsam ne oluyor, bunu geliştirirsem 3 mü oluyor? Evet, 3 oluyormuş. Eski bir eser üzerinde çalışmak. Üç kişi çalışıyor burada. Bu torun yerini alsak mı yani, bilmiyorum ki. Kaynaklar, klan yaralı kıyanık
klan üyeyi, işi olmayan klan üyesi. Yani artık burada askeri birlik geliştiremeyeceğim. Madenci, şifacı olabilir. Mutluluğum iyi seviyede. Fazla mı gereksiz oldu acaba? Şuradan gemi yapan bilgelik falan da alabilirdim. Şurada sırf kule var diye sırf onu yapıyorum ya, bilmiyorum. Şu saldırı geçsin zaten, şurada iki tane yotun kaldı öldürmem gereken. Aradaki, peki husumete barışçıl bir çözüm mü bulacağız? 5000 bilmiyorum yani, yoksa saldıracağız mı? Ne yapalım? Saldıralım. 5000 çok çünkü bir saldırı geçecek şimdi. Barışçıl çözüm. Acaba o ana görev değil değil mi o yani? O ekstra görev, yıldız, bonus görev ya. Onu bekleyelim mi gerçekten? Bilemiyorum yani. Daha fazla adam çalıştıramıyor muyum ben burada? Yani aslında barışçıl çözüm... Anasının nikahı. Bu mu barışçıl adamların geleceği? Yok abi, ben döverim bunları. Üç kişi gelmek ne lan? Hayvan herifler. Bu uyarıda bir sıkıntı var. Yotun bana saldırıyor diyor. Bunlar benim dost yotunlarım. Yotun. Bu bonus objektif. Yani aslında orayı kolonileştirdim. Kendime başarı sayıyorum ama çok da uzatmaya gerek yok. Yani bölümde bir saat olmuş. Yani. Şu anda bütün ordum tamam. Gel ordu buraya. Geliştirme falan, şimdi taş almaya falan kasamayacağım yani. İyileşsin herkes. Tamam. Gelin bakayım hacı emmiler. Amerikan futbolcusu gibi ya. Onu tanklasın diye önden gönderiyorum. Sonra arkadan ordu geliyor. Yeeey. Vurun kırın parçalayın. Dedim o büyük ihtimalle barışçıl çözüm, öyle sabredeceğim. Skymirvileri ve lordların devrildi. İsyanın yöneticisi olarak. Uğurlar ola lordum. Asgard'ın gizemli taşına doğru yolculuğumuza devam edelim. Bifrost'a gideceğiz. Güzel bölümdü ya. Keyifliydi gerçekten. Neymiş? Şifacı olmadan kazan. Eyvallah.
bölgeden geçmene izin verinceye kadar ticaret rotası üzerinde. Bunu anlamadım. Dev kılıç üzerinde çalışarak bu var işte. Bonus görevde o. Yıldız falan var dediğim oydu. Yapacak bir şey yok yani. It's the football, that's the football. Yarışma mı? Bizler bu bölgeye ayak basan ilk insan grubuyuz. Muhtemelen yolumuz tehlikeli, dolu vahşi topraklardan geçecek. Bir sancak taşıyıcısı seç. Büyük ihtimal Liv'i seçeceğim. Aslında yani domuz da iyi. Neden? Çünkü... Ya ticarette mutluluk kazanıyor olması kötü ama kurtları kolonileştiriyor olması iyi. Brand de iyi. Valla Livya'da şey seçerim ama şimdiden bir şey söylemeyeyim artık, o başka bölümün konusu. Arkadaşlar 7. bölümü bitirdik. Güzel oyun. Bir sonraki bölümde görüşmek dileğiyle diyelim. Valla keyifli. Şimdi 11 bölüm vardı bunda. 3 bölüm falan kaldı bununla beraber. Bu bölümde aslında merak ediyorum. Değişik bir konsepti var gibi duruyor ama artık bir başka bölümde görüşünceye dek kendinize iyi bakın arkadaşlar. Hoşçakalın. Umarım videonun kalitesi de iyi olmuştur. Tekrar çekmeyeceğim çünkü. Yapacak bir şey yok. O da nazarlık olur. Kötü olursa da canımız sağ olsun. Hoşçakalın. Sizleri seviyoruz. Bye bye.